Eğitim girişimcisi Abdülkadir Özbek'ten salgın sürecinde öğretimsel liderlik konulu sunumunu dinleyeceğiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sizi dinlemek için heyecanlanıyoruz. Umarım keyifli bir sunum olur. Tekrar teşekkür ederiz katılımı sağladığınız için. Ben de davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağolunuz. Ben katılımcılara ve öncelikle organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bence çok kıymetli bir işe imza atıyorsunuz. Herkes bu süreçte özellikle psikolojiyi yönetme noktasında arayış içerisinde, eğitim camiası da buna dahil. Ve bugün çok kıymetli isimler, çok kıymetli katılımcılarla bir araya geliyor sizin vesilenizle. Ben de bu davet için öncelikle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bizim ele alacağımız konu salgın sürecinde öğretimsel liderlikti. Bu süreçte özellikle okul yöneticileri, öğretmenler derslere girerken çok hazırlıksız yakalandılar. Süreci yönetmeyle alakalı hazırlıksız yakalandı tüm sektör. Ve ilk kez deneyimlediğimiz bir süreci olabildiğince el birliğiyle atlatmaya çalışıyoruz. Ben de bu öğretimsel liderlik kavramına vurgu yaparak burada neler yapılabilir? Bu süreçte özellikle psikolojiyi daha doğru yönetmek adına nelere dikkat etmeliyiz? Onlara değinmeye çalışacağım. Öncelikle bu öğretimsel liderlik kavramına çok kısaca değineyim. Ardından da bu süreçte faydası olacağına inandığım 3 temel duyguyla alakalı sizlerle paylaşımda bulunayım. Bu eğitim ve öğretimi yönetme, olumlu öğrenme iklimini geliştirmeye yönelik bir liderliktir, öğretimsel liderlik. Ve bu işi başarmak için de okul müdürlerinin, öğretmenlerin, velilerin ve öğrencilerin çok ama çok işbirliği içerisinde çalışması gerekir. Özellikle de burada yönetim kısmıyla ilgili okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin üzerinde de çok büyük görevler düşüyor. Ben bu süreçte bir okul yöneticisi olarak, bir eğitim girişimcisi olarak okuduklarımdan, tecrübe ettiklerimden böyle damıtılmış 3 tane noktaya temas etmek istiyorum. Çünkü hem çocuk gelişimiyle ilgili, hem liderlikle ilgili, okul yönetimi, işletmecilikle alakalı nacizane bazı okumalar yaptım. Birçok da işletme yönettim. Burada ben hepsini damıtacak olursam, hepsini süzecek olursam 3 tane temel noktada olayların döndüğünü keşfettim. Ve eğer biraz sonra bahsedeceğim 3 duyguyu biz ekiplerimizde lidersek, müdürsek, yöneticiysek, ekiplerimizde biraz sonra bahsedeceğim o 3 duyguyu sağlıklı yaşatıyorsak, öğretmensek, öğrencilerimizde bu biraz sonra bahsedeceğim 3 duyguyu sağlıklı yaşatıyorsak, ebeveynsek, öğrencimizde, çocuğumuzda bu 3 duyguyu sağlıklı bir şekilde yaşatıyorsak, bence olaylar daha rahat atlatılıyor, çok daha sağlıklı yürüyor ve daha mutlu ve başarılı bir süreç yönetimi gerçekleşmiş oluyor. Şimdi bu 3 duygu nedir? Ben ona değineyim. Ben bir yöneticiysem, öğretmensem, veliysem, karşı tarafta, bana bağlı olan kişilerde, iletişim sürecinde bulunduğum kişilerde, öncelikle birinci olarak ben güvendeyim duygusunu sağlıklı yaşatabiliyorsak. Ben güvendeyim. İkincisi, ben değerliyim. Üçüncüsü, ben yapabilirim. Bu 3 tane duygu. Ben güvendeyim. Ben değerliyim. Ben yapabilirim. Ben bunu ne kadar sağlıklı yaşıyorsam o kadar kendimdeki potansiyeli iyi bir şekilde açığa çıkartıyorum. Süreçleri daha başarılı yönetiyorum. Kendimle olan iç iletişimimde daha huzurlu, daha mutlu oluyorum. Ve daha başarılı da işin neticesinde de hangi işi yapıyorsam da daha başarılı oluyorum. Şimdi bu 3 tane duyguyu neler besliyor, neler de bu 3 tane duyguya zarar veriyor? İsterseniz onlara birazcık bakalım. Ve bununla ilgili yapılacak bazı somut eylem önerilerim de olacak. Ben güvendeyim duygusunu öncelikle ekibimizde çok iyi bir şekilde hissettirmemiz lazım. Çünkü böyle değişim süreçlerinde, böyle pandemi gibi, işte deprem gibi kaotik süreçlerde herkes bir yere bakar. Tepesindeki ne yapacak? İşte okul yöneticim ne yapacak? Kurucum ne yapacak? İşte öğrenci öğretmeninin gözüne bakar. O yüzden orada aranılan ilk şey ise güven duygusudur. Ben güvenli bir ortamda mıyım? Benim yöneticim bana güven veriyor mu? Ben buna bakarım. Güven duygusunu sağlayacak en temel şey bence o alanla ilgili bizim liyakatimiz. Kendi donanımımız. Benim liderime olan bu noktada inancım iyiyse, onun bu işi iyi bildiğine inanıyorsam
O zaman ben daha huzurlu bir şekilde işlerime bakarım, süreci devam ettiririm. Güven duygusunu oluşturmada bence en temel şeylerden bir tanesi liyakat. Ve burada okul yönetiminde, zümre başkanlığında görev yapan arkadaşlarımızın yönetimle alakalı okul yönetimi, süreç yönetimi, kriz yönetimi, işletme yönetimi gibi alanlarda bazen eksikleri olabiliyor. Çünkü Türkiye'de eğitim sektörüne bakacak olursak, eğitim alanına bakacak olursak genellikle okul yöneticilerimizin herhangi bir işletmecilik eğitimi almadıklarını görüyoruz. Kriz yönetimine yönelik eğitimler almadıklarını görüyoruz. Bu süreçlerde daha başarılı nasıl bir süreç yönetimi gerçekleşebilir? İşte paydaşlara açık, şeffaf iletişim nasıl kurulabilir? Bununla alakalı eğitim fakültelerinde özellikle okul yöneten kişiler genellikle eğitim fakültelerinden mezun oldukları için bu noktalarda eğitim almadıklarında süreç yönetiminde sıkıntılar yaşadıklarını görüyoruz. Ama sonuçta artık bugün öyle bir dünyada yaşıyoruz ki bilgiye erişim çok kolay. Bugün internette işte uluslararası sertifikasyon siteleri olsun, yayınlar olsun, bu tarz paylaşımlar, bu tarz zirvelerdeki konuşmacıların deneyimleri, tecrübeleri olsun bizim o alanla alakalı hakimiyetimizi, liyakatimizi artıracak imkanlar sağlıyorlar. O yüzden ben naçizane okul müdürlüğü yapan arkadaşlarımın, zümre başkanlığı yapan arkadaşlarımın liderlik ve yöneticilik üzerine çok daha fazla okumalar yapmasını, bununla alakalı mümkünse sertifikasyon programlarına katılmalarını ve bu tarz zirveleri olabildiğince takip etmelerini, ekiplerindeki o yöneticideki liyakat duygusunu oluşturmak adına, o liyakatli bir yöneticiyle çalışıyorum inancını oluşturmak adına önemli olduğunu düşünüyorum. Güvenle alakalı birinci yapmamız gereken şey donanımımızı arttırmak. Ekibimize daha iyi liderlik yapmak istiyorsak. İkincisi, güveni tesis etmek adına bence en önemli hasletlerden bir tanesi doğruluk, dürüstlük. Süreçte özellikle açık, şeffaf, doğru bir iletişimin sürdürülmesi. Çünkü bazen kriz durumlarında insanlar bazı doğruları gizleme eğilimine girebiliyorlar, gerçekleri söylemiyorlar. Ama bu gerçek söylenmediğinde artık öyle bir dünyada yaşıyoruz ki açığa çıktığı zaman insanlar maalesef güvensizlik duyuyorlar yöneticilerine, ekip liderlerine karşı. O yüzden doğruluktan hiçbir şekilde ayrılmadan, doğrusu neyse gizlemeden bu noktada paylaşımlarda bulunmak süreci daha başarılı yönetmemizi sağlayacaktır. Bu arada bu bahsettiğim bu üç duygu sadece salgın döneminde değil, daha sonra inşallah bu salgın en kısa zamanda geçer. Ondan sonraki süreçlerde de daha iyi bir lider, daha iyi bir öğretimsel lider olmak adına bence dikkat edilmesi gereken noktalar. Bir diğer nokta ise adalet. Adalet duygusu güvenle çok ilişkili. Eğer ben adaletten sapıyorsam, işte özellikle burada adam kayırıyorsam, bazı ekip arkadaşlarımda kendime daha yakın gördüğüm insanlarla daha farklı bir iletişim kurup, diğer insanlarla daha farklı tarzda bir iletişim kuruyorsam, yine bu adalet duygusunu ekibimde iyi bir şekilde yaşatamıyorsam, hissettiremiyorsam adil bir yönetici olduğumu, o da yine bana olan güvenle ilgili ekipte problemler oluşturacaktır. Burada ben güvendeyim hissiyatını oluşturmak için üç temel yapmam gereken şey liyakatli bir yönetici olmak, liyakatli bir öğretmen olmak, anneysem yine aynı şekilde, babaysam, ebeveynsem bu noktada bana kim tabi olacaksa, benimle kim iletişim sürecinde bulunacaksa kendi uzman olduğum alanla ilgili, sorumluluğumun olduğu alanla ilgili liyakatli olduğumu ona hissettirmem, onda onunla ilgili bir inanç oluşturmam lazım. Doğru, dürüst bir insan olmam lazım ve adil bir insan olmam lazım. Bunları zedeleyen en temel iki şey tutarsızlıktır. Eğer ben bir gün öyle bir gün böyle davranıyorsam, mesela özellikle çocukların evdeki süreçlerinde anne baba, anne başka, baba başka bir şey söylüyorsa, aynı duruma farklı farklı tepkiler, birisi işte hoş görüyor, birisi işte çok kızıyorsa, tutarsızlık varsa ailedeki o sağlıklı güven ortamı zedelenir. Aynı şekilde öğretmenlerin de sınıf ikliminde bu noktaya çok dikkat etmesi lazım. Ve bu adam kayırma mevzusu, farklı davranma,
şahsa göre muamele hususu bu güveni çok ama çok zedeleyecektir. Ben güvendeyim hissiyatı ilk başta tesis etmemiz gereken hissiyat. O yüzden buna özellikle değinmek isterim. İkincisi, süreç yönetiminde iyi bir öğretimsel liderlik yapmak istiyorsak ekiplerimize, oluşturmamız gereken temel duygulardan bir tanesi de ben değerliyim duygusu. Ben değerliyim. Bunu oluşturmak adına sınırsız ve koşulsuz sevgi ortamı çok önemli. Sınırsız ve koşulsuz, özellikle annelerin, babaların sınırsız ve koşulsuz bir şekilde sevgi vermesi, insanın en temelde alması gereken o ben değerliyim, ben var olduğum için değerliyim. Pozisyonumdan, efendime söyleyeyim işte güçlü yönlerimden ya da işte imkanlarımdan dolayı değil. Ben Allah'ın bir kulu olduğum için, Yunus Emre diyor ya, yaradılanı yaradandan ötürü sevelim. Ben sadece var olduğum için değerliyim. Bu duyguyu herhangi bir koşula bağlarsanız eğer, bunu zedeleyecek davranışlarda bulunursanız eğer, bu birçok komplikasyon üretiyor ileriki zamanlarda da. Özellikle çocuklarda ilk 7 yaşta bu duygunun çok sağlıklı yaşatılması çok büyük önem arz ediyor. Bu sınırsız ve koşulsuz sevginin dışında bu değerlilik duygusunu karşı tarafta daha iyi hissettirebilmek adına basit basit şeyler yapılabilir. Bunlardan bence birincisi, insanlara isimleriyle hitap etmek. İletişim kalitemizi çok arttırmamız gerekiyor bu süreçte. İnsanlar genellikle işte tanışıyorlar, birkaç saniye sonra isimleri unutuyorlar. Ve bu var olan her şeyin bir ismi var. Sınıftaki öğrencilerin bir ismi var. Ekibimizdeki arkadaşlarımızın, öğretmen arkadaşlarımızın bir ismi var. Bu noktada bizler ekiplerimizdeki insanların isimlerini bilerek, onlara isimleriyle hitap ederek, öğretmensek sınıfımızdaki bütün öğrencilere süreçlerde isimleriyle hitap ederek, onlardaki o değerlilik duygusuyla alakalı ilk adımı atabiliriz. Bunun dışında güler yüzlü iletişim, pozitif iletişim. Sevilen insanlara bakın, genellikle hep böyle güler yüzlü, olabildiğince insanlarla iletişim kurarken pozitif iletişim kuran insanlar olduklarını görüyorsunuz. O yüzden buradaki süreçlerde özellikle salgın gibi, deprem gibi afet dönemlerinde herkes felaket tellallığı yaparken bizim olabildiğince pozitif olmamız, işin pozitif yanıyla alakalı daha çok mesaj verme derdinde olmamız bence çok önemli. Herkes zaten şu anda insanların psikolojisini bozmak için çok uğraş veriyor. Bir şekilde açtığınız zaman televizyonu, haber kanallarını, her gün binlerce kişinin öldüğünü, işte süreçle alakalı yaşanan sıkıntıları olabildiğince zaten çok görüyoruz. Ama pozitif konuşan, geleceğe dair ümit veren insanların sayısı bu zamanlarda gitgide azalır. O yüzden biz kendi kendimizle kurduğumuz iletişimde pozitif olmaya gayret edelim. Ekibimizle kurduğumuz iletişimde güler yüzden onları mahrum etmeyelim. Olabildiğince güler yüzlü iletişim kuralım. İletişim deniz derya bir konu. Ben o yüzden böyle size bu noktada çok istifade ettiğim, sizlerle paylaşmak istediğim bir kitabı göstereyim. Bence iletişimle ilgili donanımızı arttırmak istiyorsanız Tong Fu, Sözlü Dövüş Sanatı diye geçiyor. Sam Horn'un bir kitabı var. Bu benim iletişimle alakalı okuduğum en faydalı kitaplardan bir tanesi. Bir de bulabilirseniz onun okul hayatında Tong Fu diye ayrı bir baskısı var. Yıllar önce yapılmış, şu anda yeni baskısı yok Türkiye'de ama sahaflarda ve internet sitelerinde ikinci el kitap satanlarda bulabilirsiniz. Okul hayatında Tong Fu kitabı size bu noktada çok fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. İletişimle ilgili donanımımızı arttırmamız çok önemli. Okulda yöneticiysek, öğretmensek, öğrencilerimizde ve ekiplerimizde, çalışma arkadaşlarımızda o değerlilik duygusunu oluşturmak için, daha sağlıklı hissettirmek için bence çok dertlenmeliyiz. Bir diğer şey, bu iletişim sürecinde insanlara sevildiklerini söylemek ve küçük küçük hediyeler almak bence onların o değerlilik duygularını hissetmeleri anlamında çok önemli. Şimdi bu değerliyim duygusunu zedeleyen neler var peki? Hangi duygular buraya zarar veriyor? Hangi davranışlar daha doğrusu zarar veriyor?
Birincisi suçlamak, insanları suçlayıcı ifadelerde bulunmak. İkincisi yargılamak. Üçüncüsü ise kıyaslamak. Yani ben kurduğum iletişimde ekip arkadaşlarımı dinlemeden, onlar diyelim ki bir problem oldu, birisi şikayete geldi, bir veli gelmiş olabilir, bir başka ekip arkadaşı gelmiş olabilir. Bu işle alakalı tarafları dinlemeden, hemen fevri hareket ederek, suçluyorsam, suçlayıcı ifadeler kullanıyorsam, ben kendi zihin dünyamda onu yargılayarak yargısız infazda bulunuyorsam ve bununla ilgili ifadeler kullanıyorsam ve en fazla maalesef yapılan, en fazla yapılan şeylerden bir tanesi de kıyaslamalar. Bak onlar böyle yapmış, sen neden böyle yapıyorsun? İşte çocuklara yönelik olarak sınıf arkadaşlarıyla alakalı özellikle kıyaslayıcı ifadelerde bulunmak. Çocuk mesela 90 alıyor, anne baba diyor ki 100 alan var mıydı, 10 puan nereden gitti? Ondan bile mutlu olmayan insanlar görüyoruz. Hemen başkalarıyla kıyaslamaya çalışıyoruz. Ve onlardaki o ben değerliyim duygusuna çok büyük zarar veriyoruz. Bu duygu eğer sağlıklı bir şekilde yaşatılmazsa, kişi kendisine, kendisinin değerli olduğunu düşünmüyorsa, birçok problem maalesef ilerleyen hayatında ortaya çıkabiliyor. Psikolojik problemlerin kökenine baktığınız zaman bence sevgi eksikliği ve o sevginin eksikliğinden kaynaklı olarak değer duygusu bence çok büyük problemleri hem ortaya çıkmasını önlüyor, eğer yapmıyorsak da birçok problemin ortaya çıkmasına sebep oluyor. İkinci bence lider olarak, öğretimsel liderler olarak ekiplerimizde oluşturmamız gereken temel duygu ben değerliyim duygusu. Üçüncüsü ise ben yapabilirim. Şimdi ben yapabilirim. Bunu söylemek bir insanın kendisine olan inancı, öz yeterlilik, özgüven duygusu o kadar kıymetli ki zaten eğer bir kişi yapacağını inanmıyorsa, yapamayacağını düşünüyorsa adım atmaya da istekli olmuyor, motive olamıyor. O yüzden ben yapabilirim duygusunu da olabildiğince sağlıklı bir şekilde ekiplerimizde yaşatmamız gerekiyor. Burada ben yapabilirim duygusunu ekipte nasıl oluşturabilirim? Öncelikle ben hataya izin vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani insanlar en ufak bir hatasında bununla ilgili ciddi şekilde yargılanacaklarını düşünüyorlarsa, hataya tolerans yoksa adım atma noktasında geri dururlar. Hiçbir şey yapmamayı tercih ederler. O yüzden okul ikliminde, okul kültüründe hataya tolerans çok önemli. Ve insanların adım attığında takdir edilmesi, yaptıklarının farkında olunması, olumlu adım atan bir öğretmen arkadaşım varsa, ben okul yöneticisi olarak, onun farkında olarak ona bir pozitif geri bildirimde bulunuyorsam, takdir ediyorsam, farkında olduğumu iletiyorsam, o yapabilme duygusunu pozitif bir şekilde etkiliyorum demektir. Pozitif geri bildirim bu noktada çok büyük bir araç. İnsanlar genellikle geri bildirim verirken çok yıkıcı eleştirilerde bulunuyorlar. Bu duyguyu en büyük zedeleyen şeylerden bir tanesi bu zaten. Yıkıcı eleştiri. Bundan olabildiğince çok kaçınmam lazım. Pozitif geri bildirim vermem lazım. İyi olduğu yönlerin farkında olarak, onunla o güven bağını da oluşturarak, onun geliştirmesi gereken yönleri ona açık, şeffaf, samimi ve dürüst bir şekilde iletmeliyim. O öğretmenin ve öğrencinin gelişimi adına bence geri bildirim çok önemli. Genellikle genel geçer bilgiler veriyoruz. Ben de bugün burada işte size genel hatlarıyla olayı anlatacağım ama eğer sizler olay esnasında bir olayla karşılaştığınız anda, bir kişinin hata yaptığını gördüğünüz anda çok da uzatmadan, olabildiğince doğru zamanı kollayarak ona yaptığı işle alakalı geri bildirimde bulunursanız, o işi daha iyi yapmasıyla alakalı bir araç da bunun yanında sunarak eleştirdik, bak burayı hatalı yaptın ama bunu nasıl daha iyi yapabilirsin? Bununla ilgili de ben biliyorsam ona işte bir kaynak gösterebilirsem ya da gel şimdi bunu şöyle yapalım, gel bu sefer beraber yapalım, bundan sonra sen kendin bu noktada ilerleme kaydet diye
pozitif bir geri bildirim de bulunabiliyorsak, ben yapabilirim duygusunu da yaşatmak adına önemli bir adım atmış oluyoruz. Burada bu duyguyu sağlıklı yaşanabilmek adına bence yöneticinin en çok mücadele etmesi gereken alanların başında egosu geliyor. İnsanlar da bir ego var. İnsanda bir ego var. Ve işte bu ego, her şeyi ben bilirim, her şeyi işte farkındayım, her şeyi yapabilirim. Bunu kişi bazen öyle bir hissediyor ki o egosu aşırı derecede yüksek oluyor. O yüzden karşı tarafı küçümseyici ifadeler, karşı tarafın yaptığı hiçbir şeyi beğenmeme, devamlı işte bununla alakalı geri bildirimlerde bu nezaketi göstermeme davranışında bulunabiliyor. Ben bu egonun ayaklar altına alınmasıyla alakalı, bu egoist tavırların azaltılmasıyla alakalı da çok ciddi mesafeler kat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve ben yapabilirim duygusuyla alakalı bu duyguyu sağlıklı bir şekilde karşı tarafta yaşatmak istiyorsak, onun kapasitesine, onun potansiyeline daha doğrusu uygun görevler vermeliyim. Bazen adam harcamak için o kişinin potansiyelinin üzerinde, yapabileceğinin çok üzerinde görevler veriliyor. Kişi öğrenilmiş çaresizliğe itiliyor. Devamlı zor görevler ya da öğretmen öğrencisine devamlı zor ödevler vererek çocuğun ben yapabilirim duygusunu tahrip ediyor. Yöneticilerde de bazen bu olabiliyor. Özellikle ayrılmak istediği arkadaşlar ya da sevmediği arkadaşlar varsa onlara çok daha zorlu görevler vererek, o görevleri yapamayacağını bilerek onların bu ben yapabilirim duygusunu maalesef tahrip ediyorlar. Ben burada doğru görevler noktasında çok güzel, yani ben yapabilirim duygusunu sağlıklı yaşatmak adına çok güzel bir teoriden bahsetmek istiyorum. Akış teorisi. Burada kitabını da sizlere tavsiye edeyim. Çok kısacık bir özetini bir nevi yapmış olacağım. Akış, mutluluk bilimiyle alakalı yapılmış harika bir çalışma. Mihaly Csikszentmihalyi diye bir yazar. Kendisi insanı mutlu eden şeyin ne olduğunu ciddi bir araştırmanın neticesinde şöyle akış teorisiyle ifade ediyor. Akış teorisi aslında öz olarak şunu söylüyor. Bir kişiye siz yapabileceğinin çok altında görevler verirseniz, yani çok kolay problemler, mesela bir öğrenci için yapması çok kolay problemler verdiniz. Çok hızlı bir şekilde çözüyor. Onu çok fazla tatmin etmiyor, mutlu etmiyor. Ya da çok zor görevler verdiniz. Aşırı zor problemler verdiniz. O da yine kişinin kendi potansiyelinin üzerinde olduğu için orada insan mutsuz oluyor. Yapamadığı için kendine olan öz yeterlilik, ya yani kendindeki o öz yeterlilikle alakalı inancını da yitirmeye başlıyor. O yüzden bir insanı geliştiren şey, mutlu eden şey ne yapabileceklerinin çok altında ne de çok üzerinde bir zorluk derecesinde görevler vermek. Şimdi öyle bir görevle karşılaştığı anda kişi, yani hafif zorlayan, potansiyelini doğru bir şekilde ortaya koymasını sağlayan görevlerle karşılaştığında ve o görevleri icra ettiğinde kişi çok mutlu oluyor. Şimdi bu akış teorisiyle alakalı bu görevleri yapan bir kişi de neler oluyor, hangi şeyleri yaşıyor, ona birazcık değineyim. Bu kişi diyelim ki kendisine doğru bir görev verildi, doğru bir ödev verildi. Orada yüksek odaklı bir konsantrasyon yaşıyor. Eğer yani akışta olduğunuzu nereden anlarsınız? O verilen görevin, o verilen ödevin sizin akışınızda olduğunu nasıl anlarsınız? Ona bak, onu sağlayan koşullara değinelim. Birincisi yüksek odaklı konsantrasyon. Yani o esnada kişi öyle bir konsantre olur ki dış dünyayla sanki bağlantılarını keser. Yani ikinci zaten koşullulardan ikincisi de kendinden geçme durumu. Kişi o anda hiçbir şeyi farkında değil. Yani yeme içmeyi bile unutuyor. Kendinden geçiyor. O işle uğraşırken çok yüksek bir konsantrasyonda kendinden geçiyor. Üçüncüsü iç berraklık. İç berraklık nedir? Ne yapacağını bilmesi ve bunu da nasıl yapacağını bilmesi.
Bu görevle alakalı, almış olduğu sorumlulukla alakalı ne yapacağını bilmesi ve onu nasıl yapacağını bilmesi de akışla ilgili koşullardan bir tanesi. Dördüncüsü, zor da olsa, bu verilen görev zor da olsa yapacağına inanması. Yani kendi potansiyelinin çok üzerinde bir görev olduğunu düşünmemesi. Zor, daha önce o zorlukta bir şey yapmamış olabilir ama o zorluğun üzerinden geleceğine inanması. Beşincisi, zaman duygusunun yok olması. Zaman göreceli bir şey. Kişi bazen bir işle uğraşırken zaman nasıl geçer anlamaz. Bazen işte ödev yaparken de çok sevdiği bir dersle ilgili bir ödev yapıyorsa, doğru zorluk derecesi ayarlanmış bir problemle bir kişi karşılaşmışsa zamanın nasıl geçtiğini anlamaz. Zaman duygusunun yok olması akışla alakalı en belirgin koşullardan bir tanesi. Altıncısı, egonun, yine bakın burada ego gene karşınıza çıktı. Egonun sınırlarını aşarak huzur hissi. O huzur hissi o kadar kıymetli ki bu tarz görevlerde, akışa uygun verilen görevlerde hissettiğimiz şeylerden bir tanesi. Yedincisi ise, bir kez gerekli koşullar sağlandığında onun hatırı için, yani o görevle alakalı, o görevin koşulu neyse onun hatırı için o işi yapmak. Yani sonunda bir ödül, bir ceza değil. Onu sevdiği için yapmak. O öyle bir duygu ki, yani bazen biz işte insanlara bir iş verdiğimiz zaman, öğrenciye ya da işte ekip arkadaşımıza, anne babaysak çocuğumuza, hep genellikle ödül ve cezayla bu işi yaptırmaya çalışıyoruz. O yüzden kişinin gerçekten kendi isteğiyle, o işin hatırı için, o işi sevdiği için o görevi yapması yine bu akışla alakalı önemli koşullardan bir tanesi. Burada ben özellikle annelerin, babaların, yöneticilerin, öğretmenlerin pozitif disiplin kavramını çok araştırmalarını tavsiye edeceğim. Ben değerliyim duygusu için ve biraz önce bahsetmiş olduğum o ödül ve ceza olmadan insanların kendi iç motivasyonlarıyla, kendileri sevdikleri için harekete geçmesi için pozitif disiplin çok güzel araçlar ortaya koyuyor. Onunla alakalı da yine çok istifade ettiğim bir kitap da Özgür Bolat'ın Beni Ödülle Cezalandırma. Genelde biz bir insanı harekete geçirirken çok fazla işte ödül ve ceza verme taraftarı oluyoruz. Bu kitapta da çok güzel öneriler var. Beni Ödülle Cezalandırma kitabı bu noktada pozitif disiplin kavramını öğrenip kurumlarımızda uygulamamız adına çok önemli. Bir kitap tavsiyesinde daha bulunacağım. Ben yapabilirim duygusuyla alakalı sizlerin ekiplerinizi yüreklendirmeniz, onun dışında işte öğrencileri doğru yönlendirmeniz adına. O da azim. Angela Duckworth'un Sabır, Tutku ve Kararlılığın Gücü. Azim. Burada özellikle insanların hayattaki başarılarının daha çok zekadan değil, çalışmaktan, harekete geçmekten kaynaklandığını söylüyor. Ve burada Einstein'ın çok güzel bir sözü var. Bu ben yapabilirim duygusu için bence çok önemli, dikkate alınması gereken bir söz. Çok zeki olduğum için değil, problemlerle uğraşmaktan vazgeçmediğim için başarılı oluyorum. İnsanların problem çözmelerine fırsat vermemiz lazım. Onlara bu problemle karşılaştıklarında işte hemen pes etmemeleri adına onları yüreklendirmemiz lazım. Bununla alakalı bu kitapta da yine çok çok güzel paylaşımlar var. Ben özetleyecek olursam yaptığım konuşmayı, 3 temel duyguya değinmeye çalıştım. Ekiplerinizde öğretimsel liderler olarak, öğretmenseniz öğrencilerinizde, veliyseniz, anne babaysanız çocuklarınızda. Ben güvendeyim. Ben değerliyim. Ben yapabilirim. Duygusunu ne kadar sağlıklı yaşatırsanız o süreçleri o kadar sağlıklı yürütürsünüz. Bunları zedeleyici davranışlardan olabildiğince kaçınmalı, bu duyguları besleyici, daha sağlıklı yaşatıcı davranışları da yapmanın derdinde olalım diyorum. Bu organizasyona tekrar davet ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize, her birinize sağlıklı günler diliyorum.
Biz çok teşekkür ederiz hocam. Bu dönemde çocuk olmak çok zordu, anne baba olmak çok zordu, eğitimci olmak çok zordu. Ama belki de bir eğitim kurumunu yönetiyor olmak çok daha zordu. Çünkü bir yandan eğitimi devam ettirmek istedik, eğitimin eskisi kadar efektif bir şekilde kullanılıyor olmasını istedik. Ama çok da şartlar uygun değildi bunun için. Çok verimli bir sunum olduğunu düşünüyorum. Biz teşekkür ederiz tekrar katılım sağladığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağlıklı günler diliyorum.